Herkese pazartesi gününden günaydın, mutlu haftalar olsun inşallah. Kızlar, ben sabah hazırlığıyla başladım bugün. Ne hazırlığı? Tabii ki sabah sabah beslenme hazırlığı. Alya yoğun istek üzerine beslenmesine şey istedi bugün, patates kızartması. Bütün çocukların en sevdiği tabii ki. Kızım sandviç koyayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yok anam, ikna edemedim sabah sabah. Alya diyorum, hiç ses mes vermiyor. Patates yapmayacağım dedim ya. Sabah sabah dayanamadım gene anne yüreği. Hadi dedim, hemencik yapayım şöyle azıcık onu. Tamam, o burada sıra dursun. Ben de doğanın beslenmesini hazırlayayım. Doğan sandviçi. Şöyle. Sabah kavgası başladı bile. Evet, şunlar Doğan'ın. Tamam, buldum. Şunu ağzına at. Alya'nın beslenmesi de hazır teyzeleri. Murat'a da dün şu kalan pideden koyacağım şöyle. O da orada çayla yiyor. Peçetesi, çayı, her şeyi oradan. Sadece ben böyle hazırlıyorum. Çantasına koyuyorum. 12'de hazır kızlar. 12 bugün kolay oldu. Bu da Doğan'ın sütü. Tamam. Alya sadece süt içip gidiyor sabahları. Kahvaltı yapmıyor çok erken gittiği için. Ama Doğa biraz daha geç gidiyor. Hem kahvaltısını yapıyor. Hem de o zaten geç geldiği için. Alya erken geliyor, Doğa geç geliyor. Öyle işte kızlar. Bizim sabah, evde sabah rutini bunun gibi diyebilirim size. Hemen şöyle bir şey yapayım Doğa'ya. Küçük kahvaltı sabah hazırlıyorum böyle. Hı.
kadar zeytin yese yemese anca yani yemiyor bile. Kızıma da tabii ki şöyle ceviz koyuyorum. Bunu enerji versin yavrularıma. Sabahları pekmez ceviz iyi oluyor. Pekmez tepersem birer kaşık. Aliye'ye unuttuk bugün ama çekim yapıyorum diye doğaya veririm şimdi. Birazcık da ekmek koyayım şöyle. Tamam, bu da kızımın kahvaltısı. Kızlar, çocuklara eşimi yolladım. Şimdi arkadaşıma geldim. Veli arkadaşlarımla kahvaltı edeceğiz. Birisinde Nurdan var ya, arada görüyorsunuzdur. Onda kahvaltı yapıyorum şimdi. İşte. Ay, hadi bakalım görüşürüz orada. Kızlar, ben geldim, bakar mısınız? Bir tanesinin kucağımda. Büyüklerde okul attık. Büyüklere. Ama şu bebeklere ya, ölüyorum ben. Çok seviyorum ya ben bunları ya. Maşallah, subhanallah. Kızlar ya. Daha bu İpek 3 aylık değil mi İlker? 4. 4 mi oldu kız? Maşallah. Ha, 4 oldu bugün. Maşallah kızım. Buradan da kahvaltı hazırlamış bize. Onlar mutfakta devam ediyor. Merhaba. Ay. Benim gelinim. Ekini kerttik bunu. İlkem'in gelini oldu. Ay. Benim oğlum daha yakışıklı. Ateşim var biraz İlkem sanki. Şey, aşı vuruldu ya. Yapar biraz. Muhtemelen. Ya seni yerim. Sonra o kadar şey var, yavan ekmek yiyor. Ekin seni yerim, yerim, bitiririm seni. Ekin toş. Teyzeciğim. Maşallah sana teyze. Ekin buraya bak anne. El salla. Ay. Yap bir de. El salla. El salla oğlum. Buna göre. Böyle İlk hoşum seni dinle misin? 2-2 doğuruyoruz izinliyim bugün. İyi kız valla. Şükürler vallahi olsun. Değil mi İlkem? Dinlenirsin bugün. Bağlarımız çok kalabalık. H&M yönetici arkadaşım da ah çok zor. Biliyorum, biliyorum. Zor valla. Canım benim valla yükseltik. Kız yükseltesem niye gelmedi? Başını dinleyecek. Biraz dinlenmeye aldım. Değil mi? İzinli. Onun da izin günü. Of günü bugün. Tabii. Nurdan. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin evime. Ay canım benim. Hazırladım. Ben olayım yaparım. Sosu yapar mısın? Kız yaparım da gerek yok. Nurdan Nurdan patates var, bir sürü kahvaltı var, yumurta var. Yumurta hayır var, gerek yok. Salatası yapacağız. Sosisliği ben de yaparım tamam, size tamam mı? Aldım çünkü doğru. Benim eve geldi. Bu ne kız? Ne yaptın? Kıyma o da. Kıymayı niye kavurdun öylesine? Kıymayı da öylesine kavurdum. Şuna şey koyalım. Bacım bunu melemenle birleştirseydin ya. Neyi? Melemenle birleştirseydin. Aklına geldi aslında ama ayrı ayrı oldu onlar. Senin Nurdan işte şey kadıncık var. Bunlar çıkacak değil mi? Sesler çıkacak. Çıkacak tabii ki. Geberteceğim. Kurban olurum. Kız şaka diyorum. Bakar mısınız mis gibi kızlar nasıl düzenli arkadaşım? Mis gibi nasıl düzenli önce benim göbeğim, arkadaşım. Sonra sevelim. Tabii sonra seveceğiz kızım öyle. Aynen. Nurdan ya hadi valla sen şey yap. Bırak ben de yapayım bir şeylerini. Hadi nereye götüreceğiz? Şey yapacağız. Götür de onları açsın. Ben çıkacağım, beraber seni de bırakayım dedi. Diğer arkadaşım da geldi, Naziken. Canım benim. İyi oldu kız. Olsun. Hepimiz olduk vallahi evet, Nazik. Evet, değil mi? Vallahi. Ya şunu yerim ben. Yer bitiririm seni. Ekin. Ekin doğruyor. Ekin toş yaramaz. Senin ağzını burnunu yerim. Ekin. Ekin. Ay İlkem ya tam yemelik bu ya. Vallahi tam yemelik bu. Biz ne yapacağız böyle yalan. Kız öp öp tabii. Seni yerim ben. Geliyorum anneciğim. Bir saniye. Patatesimizi de koyduk mu? Kahvaltı tamamdır. Patatessiz kahvaltı mı olur değil mi kız? Aynen öyle. Ama ben size kızartmayacağım aynen yani. Geldiğinizde sabah sabah. Geldi. Hiç çeşit, evimi çeşit kızartma kokturamam yani. Elimden başka şeyler yaparım. Aşkım istediğini yap. Tamam. Senin güler yüzün yeter, bir kahve içer gideriz. Hiç kızım önemli. Peynir zeytin koyarım. Gereken de siz aynen şey yapın. Hepiniz birer bir şey yapın. Aynen. Hani benim hoş geldiğime bakma aynen sen. Öyle. Aynen öyle. Mis gibi. Şaka yapıyorum kız. Her şeyi kıymamız hazırlarım size. Gelin aşkım. Ve kızlar soframıza bakın. Simit, pankek, kıyma kavurması, patates. Allah'ım kahvaltılıklar.
Al aşkım. Al mis gibi. Nurdan yardım edeyim mi kız? Aşkım kurban olsunlar. Belki gram eksildi. Hayır bir tane. Yok yok. O öcüm aldım. Gayet iyi oldu. İş bitti de yardım edeyim mi diye. Senin Allah belanı vermesin. Kızım bebek uyutuyordum. Ne yapayım? Senin varlığın yeter aşkım. Hiçbir şey canım istemem. Benim. Yok daha istemiyorum. Daha ne yapsın ya? Daha ne de? Daha ne diyeyim? Hizmet için varım. Size de bir şey gelin. Anam çıkın çıkın gelin anam. Bize de bir şey yaparım ben size. Bakın her şeyi ben kendim yaparım ev sahibi olarak. Yaparım ben. Yaptın kızım ev sahibisin. Aynen. Seni yerim ben ya. Ellerine sağlık. Niye deminden beri Nazik yardım etti ya sana? Senin Nazik'in yardımı şurada kalsın. Ne yaptın Nazik? Yap 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 yap. Böyle olur. Evet. Aynen. Bu arada çok seviyoruz birbirimizi. Böyle. Aynen öyle takılıyoruz ya. Aynen. Aynen. Tek başına yapmadı yani buraları kızlar. Yani gerçekten tek başına yapmadı. Yardım etti bizim kızlar. Ben de bebeklerini uyuttum. Evet. O da herkes. Bebek uyuttum. Içerisinde. Aynen. Aynen canım benim ellerine sakmıyor bana. Teşekkür ettim. Rica ederim. Ay Nurdan bayıldım bunlara. Onlar Migros'tan almıştım onları. Çok, çok güzel. Eski onlar. Vallahi çok güzel ama. Çok eski. Mutfağımı şundan ben de almıştım da. Mutfağımı da göster. Göstereyim mutfağımı. Mutfağı da gayet güzel. Arkadaşımın pırıl pırıl. Yaldır yaldır yanıyor. Çok köşesini çok seviyorum. Gayet temiz saçmalama. Radyosunda şu köşesine bayılıyorum Nurdan'ın. Çok güzel bak Duygu. Evet, bir de burayı kızlar kahve köşesi. Bir de burada teyzem var böyle. Çok güzel, saatine de bayılıyorum ayrı. Öyle yani. Ay, İpek taşım uyuyor. Evet, şekerlerim. Ben eve geldim. Hatta geleli bayağı oldu kızlar. Arkadaşlarımdaydım en son sizi bıraktığımda. Bayağı oldu çünkü şey, biraz açıkçası... Oradan çıkınca biraz çocukları okuldan aldık işte. Ondan sonra biraz parka götürdük. Hava güzeldi bugün. Ankara'da şey değildi yani. Böyle çok aşırı bir soğuk yoktu. Sonradan biraz böyle esmeye başlayınca evlere dağıldık. Ondan sonra biraz böyle parkta oturduk. Oradan da evimize geldik. Hala geri gelmesi hemen bir şey atıştırdım tekrardan. Çünkü sabah kahvaltıyla insan acıkıyor tabii. Saat olmuştu 3. Ondan sonra bir hemen az bir şey atıştırdım. Sonra da işte şey, size söyleyeyim. Birazcık böyle uyumuşum kızlar yine. Ay seviyorum ya böyle bazen gündüz uyumayı. Normalde şey, sabah çok erken kalktığım için böyle. Normalde gündüz hani şey yapmam ama valla dayanamıyorum erken kalkınca bazen kızlar geride yatmayınca sabah. Bazen yatıyorum, bazen yatmıyorum işte. Bu arada halılarım geldi. Yarın bir onları dip köşe süpürüp tekrardan onları sermek istiyorum artık serin yani. İşte öyle yani bakalım bir şeyler uğraşmacalar. Akşama da şimdi tantuni yapacağım. Eşime söyledim gereken hani şey yufka ekmek al dedim. Biz lavaşı öyle normal bu şey market lavaşlarını sevmiyorum. Ya böyle kebapçı lavaşı gibi olacak ya da böyle yufka ekmek de yapıyoruz işte dürümü. Güzel oluyor. Tantuni falan. Döneri. Şimdi dedim tantuni yapalım. Ondan sonra işte öyle Murat'ı bekliyorum. Murat gelene kadar bunları alayım da. Minik minik doğrayayım. Şu eldiveni de takamadım ya sinir oldum. Aslında işte biraz buzluyken bunu hafiften yani çok çözülmeden doğrarsanız kızlar çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor da. Böyle minik minik doğramak biraz eziyet yani. Bu sabah atamadım şey video ama şimdi şey yapacağım. Bunu da yapayım ondan sonra bu video atacağım kızlar. Akşam da olsa bugün atmak istiyorum çünkü gün geçirmek istemiyorum. Ya rutine bindirmek istiyorum artık ya sabah ya akşam. Hani günlük olarak atmak istiyorum bakalım. Geçirebilirsem hemen editleyip atmak istiyorum dediğim gibi. Evet, sizi kapatayım sonra yine açayım. Ben tavuklarımı doğradım kızlar. Murat'tan da gereken lavaş istemiştim almış. Yani lavaş dedim yufka ekmek. Şunu da hoşuma gitti aldım dedi çocuklara falan şey yaparsın diye. Yumuşacık pamuk gibi gerçekten. Bazen yeni gelince güzel oluyor. Benim de bunlar kızlar. Bir de şey istemiştim.
Biber onu da almış. Tatlı tamam. Kendisi de böyle Nivea'nın rolonunu almış. Şimdi başlayalım hadi bakalım tavuklara. Bey kızlar ben tavuğumu koydum bu arada. Önce ben böyle tavuğu direkt koyuyorum. Kendi suyuyla hani sulanıyor ağzını kapatıyorum çünkü. Pişmesi için. Tuz falan koymuyorum kızlar. Önce. Sonra böyle ağzını açıyorum. Baktım ki pişmişti. Ondan sonra hemen tuzunu, karabiber atıyorum. Çok az tuzunu koyuyorum. Ve yağını koyuyorum tabii ki. Yağlarını koymaya başlıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ. Ondan sonra kavurmaya başlıyorum. Şu an pişme durumunda yani. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bakın. Suyunu saldı güzelce. Pişti. Şimdi ağzını açtım ki suyunu çeksin diye bu sefer de. Ondan sonra dediğim gibi yağlarını ve biberini ilave edeceğim. Tuzunu ilave edeceğim. Burada da garnitürünü hazırladım. Tantuni biliyorsunuz olmazsa olmazı zaten içine girenler. Aslında yani normal orijinali tabii ki. Domates, soğan ve maydanoz ama siz istediğiniz ekleyin yani. İsteyen yeşillik ekler. Şen ekstradan işte kıvırcık mıvırcık patates ekleyen var. Öyle ama orijinali bu kızlar. Evet şimdi çekmek üzere suyunu. Ondan sonra baharatını ilave edeyim. Ve evet yağını ilave ettim. Ekstradan şöyle tereyağı da ilave ettim kızlar. Erimeye başladı tereyağında bir kısmı eridi. Güzelce böyle karıştıracağım ki o arada bolca tabii ki biber. Ben bunu kavururken atıyorum. Kimisi sonradan atıyor ama biz kavururken atıyoruz böyle. Ve tuzumu da ilave edeyim. Evet kızlar çok güzel bir şekilde tavuğu pişti. Çok az da su ekliyorum tabii ki. Kavrulduktan sonra su ekliyorsunuz ya. Biraz biraz böyle su sıkarlar ya. Hatırlıyor musunuz böyle yağlı su sıkan var işte. Ben de böyle su sıktım biraz. Su attım birazcık. Ama yağı çok güzel. Tereyağından çok güzel kokuyor. Şimdi güzelce. Burada şöyle tam ekmekten yapacağım kızlar. Güzelce ekmeğini yağlayayım. Oh. Oh. Aslında oldu kedi. Ayrıldı kuşum aşkım. Yoktum ya. Ya. Tamam ben çıkar. Her yerde böyle yağlarız. Oh. Şunu şöyle kapatıyorum. Ki ekmek yırtılmasın kızlar. Böyle biraz böyle yağlıyorum. Ya tabii bu büyük saçlarda falan oluyor da bakmayın siz. Ev koşullarında. İşte anca bu kadar. Domatesini. Soğanlı. Aşkım tabak çıkar mısın? Maydanozuna kızlar. İsteyen limon da sıkar. Biz sıkmıyoruz. Ve tantunimizi sarıyoruz. Ay. Ekmek çok taze değilmiş ama Murat. Vallahi bunu zor yersin. Ne tazesini aldın? Vallahi değilmiş. Tamam. Böyle işte kızlar. Tantunimiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Diğerlerini de aynı bu şekilde hazırlayacağım. Aliye'ye de bana. Doğa'ya da gelince yapacağım. İşte böyle.